Merhaba çocuklar. Bugün 4. üniteden devam ediyoruz. Buhar gücünün makinelerde kullanılmasına bakıyoruz şimdi. Buhar makinesi buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makinedir. Buhar makinesinin sanayi ve ulaşımda kullanılması ilk adımı demişiz. Neyin ilk adımı? Sanayi devriminin ilk adımı. İlk adımı oldu. Buhar gücünden faydalanan Deniz Deplan 1679 yılında düdük tencere icat ediyor. Amacı ise suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynatmaktı. 1698 yılında Thomas Savery buharın yemek pişirme dışındaki alanlarda kullanılabileceğini gösteriyor. Kaynayan suyu buhar odacığına dolduruyor. Odacığın üzerine soğuk su döküldüğünde suya düşen buhar vakum etkisi meydana getirip suyu içeriye çekiyor. Watt iki odalı bir buhar makinesi geliştiriyor. Bu icadı günümüz makinelerin temelini oluşturuyor. Buhar makinelerinin tekstil ve kağıt üretiminde kullanılmaya başlaması arkadaşlar bir şeyin başlangıcı oluyor. Neyin? Tabii ki de sanayi devriminin ya da inkılabının başlangıcı oldu. Daha önce insan ve hayvan gücüyle yapılan işlerin yerini buhar gücüyle çalışan makineler alıyor. Bu sayede üretim artarak sanayileşme başlıyor ve arkadaşlar büyük fabrikalar kuruluyor. Günümüzde ise makineler bilgisayar ile kontrol edilmeye başlanıyor arkadaşlar. Makinelerde kullanılan enerji kaynakları zamanla değişim gösteriyor ve bu değişime birlikte bakalım şimdi. Kömür ve su gücüyle çalışan buharlı makineler varken sonra fosil yakıtlar ve elektrikle çalışan makineler oluyor. Sonra da arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan makineler oluyor. Şimdi kütle çekim kanunun keşfedilmesine bakalım birlikte. Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetini arkadaşlar ne denilir? Kütle çekim kuvveti. Denir. Daha önce kütle çekim kanununun varlığı bazı bilim insanları tarafından biliniyordu arkadaşlar. Bunu bir önceki dersimizde işlemiştik zaten. Hazine ve Biruni ne yapmıştı? Bu konuda çalışmalar yapmıştı. Ancak kütle çekim kanununu sistemleştirerek bilim dünyasına kazandıran kişi İngiliz bilim adamı kimdir? Newton'dur arkadaşlar. Newton olmuştur. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeye dikkat edelim. Bilim insanları kütle çekim kanununun varlığına nasıl ulaşıyorlar? Bir onu birlikte inceleyelim. Kütle çekim kanunu arkadaşlar bir sorular soruluyor. Okyanustaki gelgit olaylarının sebebi nedir? Mesela fırlatılan gülleler yerküreye tekrar düşmeden evvel neden belli bir yol izler? Gezegenler neden belli bir yörüngede hareket eder? Ya da dünya saatte yüzlerce kilometre hızla topaç gibi dönerken neden uzaya fırlamıyoruz diye soruların cevabı diyebiliriz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Uzaya atılan bir roketin neden önce çok yavaş hareket edip sonra hızlandığını merak ediyorsanız eğer uzay araçlarının hep doğu yönde atılarak uzaya gönderildiğini bilmeniz gerekir. Uzaya roket veya uydu gönderebilmemiz için arkadaşlar kütle çekim kanununu bilmemiz gerekiyor. Göndereceğimiz cismin atmosferde sürtünme nedeniyle yanmaması için kaçış hızının ve kütle çekim gücünün hesaplanması gereklidir. Yani şöyle yerin ekseni çevresinde saniyede 465 metre dönmesinden yararlanılarak uydular hep doğuya doğru atılır. Eğer roketler batı yönde fırlatılacak olsaydı daha çok yakıt harcamak zorunda kalacaktık.
Şimdi hep birlikte arkadaşlar geleceğe yön verecek teknolojilere bakalım. Şöyle ünlü fizikçi Feynman'ın bir konuşmasına dikkat edecek olursak arkadaşlar, 24 yıl ciltlik bir ansiklopediyi niçin bir toplu iğnenin başına sığdırmayalım diyor. Niçin elektron mikroskopları daha da geliştirip atomları göremeyelim diyor. Niçin bilgisayarları minyatürleştirmeyelim, niçin atomları teker teker istediğiniz biçimde düzenlemeyelim diye sorular soruyor arkadaşlar. Ve bu konuşmasının sonunda biner dolar ödüllü iki proje öneriyor. Yani böyle bir şey de ek bilgi olsun size. Ve birlikte arkadaşlar şimdi geleceğe yön verecek teknolojilere bakalım. Teknolojide devrim dedik. Nano kelimesi arkadaşlar cüce ya da küçük anlamına gelmektedir. 1 nanometre 1 metrenin milyarda birine eşittir arkadaşlar. Örnek verecek olursak, bir adet saç telinin diklemesine 100 bine bölebilirsek ancak 1 nanometre olur arkadaşlar. Şöyle bir duruma dikkat çekelim arkadaşlar. Artık ne oluyor? 250 bin kez büyütme yapabilen modern elektron mikroskoplar sayesinde atom ve molekülleri görebiliyoruz arkadaşlar. Marie Curie'ye bakalım bir de arkadaşlar. Önemli bir isimdir. Radyoloji bilimini kuruyor ve iki kez Nobel Bilim Ödülünü almaya alma yolunda başarı gösteriyor. Bu ödülü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanıdır arkadaşlar ve kendisi için bilim için ölen kadın deniliyor. Neden böyle bir şey deniliyor arkadaşlar? Çünkü kendisi tüm zorlukları aşarak kendisini bilim dünyasına kabul ettiriyor zorla. O günlerde farkına varamadığı ve ölümüne neden olan radyasyon not defterine o kadar çok yerleşmiştir ki bu notlar günümüzde ancak kurşun kaplı bölmelerde saklanarak radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir arkadaşlar. Bu yüzden bilim için ölen kadın olarak anılmaktadır. Bir de özgür düşüncenin bilime katkısını birlikte işleyelim arkadaşlar. Şöyle, Orta Çağ'da Avrupa'da bir düşünce var arkadaşlar. Bu düşüncenin etkisiyle insanların fikirlerini söylemesi engellenmiştir. Neydi bu düşünce arkadaşlar? Skolastik. O tarihten yaklaşık 2000 yıl önce ise arkadaşlar bir medeniyetimiz vardı bizim. 5. sınıfta işlemiştik bunu. İyon medeniyetinde sağlanan özgür düşünce ortamı sayesinde önemli bilimsel gelişmeler yaşanmıştır. Şimdi arkadaşlar bizim uygarlıklarımız vardı. Bunlardan İyonlar şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Ve arkadaşlar yerleştikleri yerlere, bu iyonların yerleştikleri yerlere İyonya denilmekteydi. Efes, Milet gibi, Efes, Milet, Foça gibi yerlerde arkadaşlar bunlar yerleşiyorlar. Ve burada arkadaşlar çok önemli bir durum var. Diğer uygarlıklardan farklı olarak özgür düşüncenin önü açılıyor arkadaşlar. Ve deniz ticaretiyle uğraşıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar ekonomik açıdan zenginleşiyor ve ticaret yaptıkları için ne olacaktır arkadaşlar? Bilgileri diğer ülkelerden bizim ülkemize, İyonya merkezine getireceklerdir. Evet. Şimdi bilimsel gelişmelerin görüldüğü yerlerden biri bugün Aydın ilimiz sınırları içerisinde yer alan arkadaşlar Milet şehridir. Bu şehirde bilimsel çalışmalara katkısı olan bilim adamlarından birisi de arkadaşlar kim olacaktır? Thales. Arkadaşlar İyon merkezinde ayrıca Thales, Pisagor gibi isimlerden bahsedebiliriz. Yani burada özgür düşüncenin öne açıldığı için bunlar ortaya çıkacaktır. Avrupa'da özgür düşüncenin yasaklandığı Orta Çağ'da İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeler altın çağını yaşıyordu arkadaşlar. Özgür düşünce ortamı sayesinde ne oluyor? Yeni fikirler, bilimsel çalışmalar büyük ilgi ve destek görüyor arkadaşlar. Şöyle bir şeye dikkat edelim.
Bu bilim insanlarından birisi de arkadaşlar İbn Sina'dır. İbn Sina bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer sözüyle ne yapıyor? Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını vurguluyor. İslam coğrafyasında ise arkadaşlar bilimin gelişmesinde İslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek önemli rol oynamıştır. Mesela işte Hz. Muhammed'in sözü önemlidir burada. İlim Çin'de de olsa gidip onu alınız ve ilim Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa onu alsın sözleri bilimsel araştırmalara ne yapıyor insanları teşvik ediyor. Ya da İslam devlet başkanlarının ilgi ve desteği de bilimin gelişmesine büyük katkı sağlıyor arkadaşlar. Mesela Gaznevi Mahmut bir önceki dersimizde yine işlemiştik. Biruni için ne diyordu? Sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanıyordu. Ayrıca devlet başkanlarının saraylarına kurdukları büyük, çok büyük kütüphaneler bilim insanlarının çalışmalarını kolaylaştırıyordu. Şöyle Türk İslam bilim insanları hiçbir menfaat beklemeden kendilerini sadece bilime adıyorlar arkadaşlar. Bu insanların çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen vazgeçmemeleri, vakitlerinin büyük çoğunluğunu çalışmalarına ayırmaları da bilimsel gelişmelere ne yapıyor? Katkı sağlıyor arkadaşlar. Bu dönemde bilimsel gelişmelere bir diğer katkı da İslam ülkelerinin çeşitli bölgelerine yayılan çok sayıdaki eğitim kurumudur arkadaşlar. Dini ilimler dışında pek çok bilim dalında eğitim veren kurumların varlığı çok sayıda bilim insanının yetişmesine büyük katkı sağlamıştır arkadaşlar. Evet. Bir de şuraya dikkat edelim. Arkadaşlar Avrupa'da gerçekleşen bir hareket var. Neydi bu hareketin adı? Bakalım. Rönesans ve reform, değil mi? Bu Rönesans ve reform hareketli sonucunda arkadaşlar ne olacaktır? Bir düşünce yakılacak. Skolastik düşünce yıkılacak. Yerine ne olacak arkadaşlar? Ne alacaktır? Pozitif matematik mantık yani düşünce gelişmeye başlayacaktır arkadaşlar. Skolastik düşünceye göre arkadaşlar dünya yazalım. Evrenin merkezidir. Bir şeylere gerek yok diyor arkadaşlar. Neye gerek yok? Deney ve gözleme gerek yoktur bu skolastik düşünceye göre. Özgür düşünceyi yasaklayarak bilimsel gelişmelerin önü kapanıyor arkadaşlar. Kim yüzünden? Kilise yüzünden. Çünkü neye sahip bunlar? Skolastik düşünceye sahip. Yani ne oluyor arkadaşlar? Bu kilise evrenle ilgili bütün düşüncelere sahip olduğunu söylüyorlar. Kilisenin dediği her şey doğrudur diyorlar. Bu yüzden arkadaşlar ne oluyor? Pozitif düşüncenin önü kapanıyor. Ama pozitif düşünceye göre arkadaşlar reform hareketleri sonucunda biliyorsunuz skolastik düşünce ne oluyor? Önemini yitiriyor arkadaşlar. Kilise de önemini yitiriyor aynı zamanda. Pozitif düşüncenin önü açılacaktır. Pozitif düşünceye göre ise arkadaşlar dünya evrenin bir parçasıdır. Dünya evrenin bir parçasıdır. Pozitif düşünceye göre evreni tanımak için arkadaşlar çalışma, araştırmaya ihtiyaç vardır diyorlar. Bilgilerin doğruluğu ancak ne ile ispat edilecek? Bunlar deneyi gözleme ne yapmıştı? Reddetmişlerdi. Ama pozitif düşünceye göre bilgilerin doğruluğu ancak deney ve gözlemle ispat edilebilir. İnsanların serbestçe düşünmesine ve bilimsel çalışmalar yapmasına arkadaşlar ne oluyor? İmkan tanıyor pozitif düşünce. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.